Herkese merhaba. Yeni bir videoda Perch peşindeyiz. Bugün sonlar teorisinin %97'lik bir olasılığı var. Bunun yanında 3 günlük bir hava basıncı değişikliği de var. 3 gündür hava yağmurlu, alçak basınç var. Bugün yine biraz düzeldi yüksek basınca doğru. Böyle ani hava basınçlarının değişikliği hayvanı biraz hareketlendiriyor biliyorsunuz. Sonlar teorisi de çok iyi olunca dedik ki Perch peşine düşelim. İstanbul'un böyle ücra köşelerinden birine geldik. Daha geçen sene de avlanmıştım burada. Bugün bir takipçimi misafir ettim. Zikri. Merhaba. Burada. 3 arkadaş daha gelecek. Onun dışında bilgi arkadaşımız gelecek. Daha önceden av yaptığım. Bugün böyle misafir edeyim dedim. İsteyenler oluyordu ara ara. Yazanlar, soranlar oluyordu. Ben de o üstümdeki sorumluluğu attım bugün. Bilginiz olsun. Sonra abi işte biz av yapmak istiyorduk falan. Kızmayın bana. Bazıları da şey yazmıştı. Hafta sonu yapmıyorsun. Arkadaşlar şimdi sonlara göre geldiğim için bir de boş vaktim var. Salı günü geldim. Yani her zaman hafta sonu yapmıyorum. Hafta içi yapmanın bir güzelliği oluyor. Meralar biraz boş oluyor. Bir yandan da iyi ama işte insanlar genelde hafta içi çalışıyor. Bir iki arkadaşlar gelecekti, gelemediler bu yüzden. Neyse şimdi ava doğru gidiyoruz. Vallahi bayağı bir yol geldik. 65-70 kilometre kadar. Şimdi avlığa gidelim, bir deneyelim bakalım. Çok umudum var. Gerçekten bugünden umutluyum. Deneyeceğiz, göreceğiz. 3 saatlik bir akşam suyu avı yaptım. Ve hiçbir şey yakalayamayınca artık evin yoluna doğru koyuldum ben de. Bu 2 gündür yaptığım avda şunu anladım ki bugün en azından bu aralar hiçbir şey yakalayamayız. Tatlı su levreği için çok kısır bir dönem. Yani sonar teorisi iyi gösterse de İstanbul'daki tatlı su levrekleri çok oynamak istemiyor. Şehir dışında durumlar nedir bilmiyorum ama internette şöyle biraz baktım. Son birkaç zamandır av yapanlara çok bir şey paylaşan da olmamış. Perch açısından çok verimli olduğu söylenemez bu birkaç günün. Avı böyle sonlandırıyorum. Yani söylenebilecek pek de bir şey yok açıkçası. Kısmet işi biliyorsunuz balık avcılığı arkadaşlar. 10 kere gidersin 3 kere tutarsın. 5 kere gidersin 5 kere tutarsın. Hiç belli olmuyor. Tamamıyla kısmet. Ama şu 2 günde dikkatimi çeken şu oldu. Hiç vuruş yok. Yani varsa da ben anlayamadım. Çok cılız vuruşlardır. Böyle avı sonlandırıyorum. Yani ne diyeyim ki? Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Canım çok böyle tatlı su levreği yakalamak istiyordu. Perch yakalamak istiyordu. Olmadı. Kısmet başka zamana. Şöyle sırtımı Mimar Sinan Bent'ine verip avı sonlandırıyorum. 3 gündür tatlı su levreği peşindeyim ve maalesef hiçbir vuruş alamadım. Solunlarla ilgili daha önceden böyle size bir açıklamam vardı. Yani çoğu zaman tuttuğuyla ilgili. Gerçekten 2-3 senedir falan deniyorum. Ve neredeyse iyi olasılık verdiği zamanların birçoğunda iyi av yaptım diyebilirim. Özellikle de böyle %80, %90'larda verdiği zaman. Ama gel gelelim bu son 3 gündür dolunay var ve solunlar teorisi de %90, %95, %96 gibi olasılıklar verdi. Tek vuruş alamadık arkadaşlar. Yani gerçekten tek vuruş alamadık. Sanırım tam tersi bir durum oldu. Çünkü bu tatlı su levreklerinin ufaklarını kandırmak çok basit. İlk günkü avda tek vuruş alamadan avı sonlandırdık. Bakın 5 kişi diyorum. İkinci av, günkü av başka bir merada yaptım ki oradan da çok güzel balıklar çıkarmıştım var. Hadi dedim akşam suyuna bir deneyeyim. Olmadı. Bugün 3. gün son açeklerimi yapıyorum. Yarım saat 45 dakika sonra hava kararacak. Yine tek vuruş yok. Tek tük böyle bir şeyler oldu ama ot mu değil mi onu da anlayamadım. Hiç balık alamayınca bir de vuruş da alamayınca onlar da artık balık değilmiş gibi geliyor bana. Şu 3 günlük testim size paylaşmak istedim. Balık yok. Böyle ara ara açekler var işte. Gördüğünüz gibi spor yapıyoruz. Bu yüzden yani söylenebilecek de pek bir şey yok. İşin içine başka detaylar giriyor. Böyle solunar teorisi, işte havanın basınç değişikliği falan onlar da bir yere kadar. İşin içine ince detaylar girdiği zaman çok öngörülemez bir şey oluyor. Balık işi biraz şans işi. Özellikle de böyle balığın hiç olmadığı zamanda bu son 3 gündür gerçekten
vuruş alamadık ya. Çok enteresan. Az önce de iki arkadaşla denk geldim. Onlar da Şamancalı takımla Akbalık, işte Sazan peşindelermiş. Hiç vuruş yok diyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Onlar da bayağı bir şaşırmış. Ya hiç tiklemiyor ya. Abi inanılmaz kötü ya birkaç gündür. Ben yani tatlı su levreği öyle çok basit bir balık ama birkaç gündür çok kötü. Hiç yok yani. Hiç avı yok. Şey de yok, beyaz balığa geldim. O da mı yok? O da yok. Balık küskün ya, çok enteresan. Ya havalardan oldu. Olabilir. Ben çünkü burada çok yakalamıştım var. Yani hiç vurmazsa küçükleri vuruyordu. Onlar daha cahil olduğu için onlar bile yok. Değişik bir şey ya. Evet. Sizde de bir şey yok herhalde. Hiç tük demedi. Kaya balığı geliyor ya. Nerede misin sen? Kısmet işte. Gidelim mi gönder? Tatlı su levreği değil, sazan, akbalık gibi balıklar da hareket etmiyor. Benim tahminimce dolunayla ilgili bir durum olabilir. Yani solunlar her ne kadar iyi olasılık verse de dolunay bazen hayvanları tam aksi yönde şey yapabiliyor, değiştirebiliyor psikolojisini. Biliyorsunuz dolunayın insan psikolojisine de etkisi var. Dolunay olduğu zaman da suç oranları artıyor. İşte böyle hayvanların saldırganlığı artıyor. Hiç gözlemlediniz mi bilmiyorum. Yol kenarında böyle dolunay olduğu gecelerde daha çok ölü tavşan, kedi, işte köpek neyse görürsünüz. Normal yani, sonuçta bir çekim kuvveti var. Bu tarz şeyler metafizik değil, gerçekten bilimsel olarak araştırılsa belki işin içinde farklı şeyler de olduğu kanıtlanabilir. Tabii ben birazcık yüzeysel konuşuyorum bu konuda. Böyle arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Balık avcılığı bundan ibaret. 10 kere gidersiniz, 2 kere tutarsınız. Bazen 5 kere gidersiniz, 5'inde de tutarsınız. Şans işi. Biz biliyorsunuz doğayı seviyoruz. Onun yanında işte bu at çek balık avcılığı da bizim için spor gibi bir şey. Ben geldim az önce, orada yukarıda bir çay demledim. Yumurtamı yaptım. Oturdum manzarada, kitabımı okudum. Bu olay zaten insana yetiyor. Balık da olsaydı işin içinde çok daha güzel olacaktı ama çok da önemli değil. Ruhumu dinlendirdim. Şimdi İstanbul'un trafiğiyle yine çıldırarak evime gideceğim ama öyle bir dinlendirdim ki kendimi şu anda, o İstanbul trafiği bana hiçbir şey yapmayacak. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanların ben böyle doğa sporlarıyla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Bu balıkçılık olmak zorunda değil. Yürüyüş yaparsınız, ne bileyim kanoya binersiniz. Sadece önemli olan nokta burada doğanın içinde olması. Ne sen de ne öttün be. Konuşturmadı. Sustu. İnsanın gözünü en az yoran renk yeşildir. Bu yüzden ameliyat örtüleriyle işte doktorların ameliyat önlükleri yeşil renkli olur. Ya düşünün, öyle insanoğlu adapte olmuş ki yeşil en az gözümüzü yoran renk. Bu yüzden doğaya çıkıp insanın sadece gözünü rahatlatmıyor. İşte kuş sesleri, saka sesi, ne bileyim bir ispinos sesi bile insanı bambaşka yerlere götürüyor. İnsana böyle hani bunları anlatınca insanlar biraz böyle hani şey gibi geliyor, böyle şiirsel gibi geliyor ama değil arkadaşlar. Olayın özeti budur. Biz doğaya aitiz ve şehirleşmeyle birlikte ondan biraz uzak kaldık. Belki bu yüzden bu anksiyete, depresyon ve insanlardaki sıkıntı hali. Tabii başka şeyler de var. Özellikle şu an yaşadığımız günde pandemiyle beraber ve ekonomik bulanımlarla beraber daha çok ihtiyacımız var. Böyle çok konuştum. Burada sözü kesiyorum. Her videonun sonunda söylediğim gibi lütfen mümkünse yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın ve çöplerinizi yerde bırakmayın. Son 3 günün skoru bu. Gördüğünüz gibi kıçından yakalanmış minik bir gümüş müdür artık nedir, neyin yavrusudur belli değil. Kıçından yakalandı. Anca böyle bir balık yakalayabilirdim zaten. Bu son 3 günlük kısır günde.